uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşa etmek zor, yıkmak kolaydır. Uzun ve meşakkatli çabalar sonucunda elde edilen başarılar şayet dikkatli olunmaz, gerekli özen gösterilmezse kısa sürede yerini büyük bir hezimete bırakır. Bu durum Afganistan gibi kırılgan ülkeler için çok daha geçerlidir. Son yıllarda elde edilen kimi kazanımlara odaklanarak Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır. Rehavete kapılmadan içinde bulunduğu bu kritik dönemde Afganistan'ı imkanlarımız ölçüsünde her alanda desteklemeyi sürdürmeliyiz. Ancak bu şekilde terör örgütlerinin Afganistan'da palazlanmak için müsait ortam bulması engellenecektir. Şu anda Afganistan'dan İran ve Türkiye üzerinden bildiğiniz gibi daha Yunanistan'a, Avrupa'ya kadar çok ciddi bir mülteci akını var. Ve daha kısa bir süre önce 2000 kadar Afganlıyı bizler tekrar geri iade etmek durumunda kaldık. Ve şu an itibariyle 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan'da bulunuyor. NATO ülkelerini Afganistan'a verdikleri desteği devam ettirmeye çağırdık. Türkiye olarak gerek Afganistan ordusunun ve polisinin kapasitesinin artırılmasına, gerek Afganistan'ın ekonomik, ticari ve sosyal alanda kalkınmasına desteğimiz bakidir. Kaostan beslenenler dışında kardeş kavgasının kazananı yoktur. Afgan siyasetindeki etnik fay hatlarının giderek keskinleştiğini görüyor. Bundan da kaygı duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucundan bağımsız olarak yeni hükümetin Afgan siyaset sahnesinde kucaklayıcı birleştirici ve samimi yaklaşımlar benimsemesini temenni ediyoruz. Adil ve şeffaf bir şekilde yapılan sayım süreci de yine bu ilkeler temelinde sürdürülen Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Afgan halkının iradesiyle belirlenecektir. Bu sonucu herkes saygıyla karşılamakla yükümlüdür. Yeter ki bu noktada seçim sürecinin meşruiyetine gölge düşmesin. Aksi takdirde Afgan halkının demokrasiye inancını kaybetmesi gibi bir neticeyle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Afgan halkının ve tüm kurumlarıyla Afgan devletinin böyle bir duruma mahal vermeyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle Afgan makamlarının 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'yle mücadelede ülkemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Türkiye Marif Vakfı Afganistan'da son bir yıl içinde 12 liseyi devraldı. Vakfımız aracılığıyla Afganistan'ın eğitim sektörüne sağladığımız desteği önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlıyız. Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın terörle ortak mücadelemize büyük bir güç katacağı da aşikardır. DAEŞ'la bil fiil göğüs göğüse çarpışan bu mücadelede en ön safta yer alan bir ülke olarak örgütün Afganistan'da yeniden zemin kazanmaya başlamasını üzüntüyle takip ediyoruz. DAEŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasının önüne mutlaka geçilmelidir. Bu terör örgütü Suriye ve Irak'ta işlediği vahşi cinayetlerle en büyük zararı İslam dünyasına ve Müslümanlara vermiştir. Bu örgüt eliyle coğrafyamız adeta kan gölüne çevrilmiştir. DAEŞ'la mücadelede Afgan makamları yanında bölgedeki tüm aktörlere önemli görevler düşüyor. 304 vatandaşını DAEŞ terörüne kurban vermiş bir ülke olarak bu örgütün Afganistan'dan kazanıp atılma, kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz. To the foyer area for a